Arkadaşlar, Esfit kanalına hoş geldiniz. Şu an sabah 9 ve ben mutfaktayım. Kızlarıma yemek verdim. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Eşim için tabii ki de bir sucuklu yumurta yapacağım. Ama kendim için güzel krepleri yapacağım. Elmalı krepleri yapacağım. Krepler için kullanacaklarım. Burada hamur kabartma tozu var. Bir tane büyük elma, bayağı büyük kalın. İki tane yumurta. Yulaf unu üzerinden yapacağım. Yoğurt kullanacağım. Bu benim suyum. Burada da hamur için su kaynıyor. Şurada benim ufak reçete notlarım. Gramajlarını unutmamak için reçete notları tutuyorum. Aslında onları biraz daha farklı bir not deftere geçiriyorum ama bu reçeteyi henüz geçiremediğim için eski notlardan yapıyorum. Yumurtayı beyazlar ve sarılar tam birleşene kadar çatalla çırpacağım. Şimdi unumuzu yumurtaya ekleyeceğiz ve bunu karıştıracağız. Unun hepsini ekliyoruz. Ve un olabildiği kadar yumurtayla birleşene kadar bunu karıştıracağız. Tam 160 gram yoğurtu bizim hamura ekliyoruz. Bunu parça parça ekleyeceğiz. Hepsine hemen eklemeyeceğiz. İçindekileri birleştikten sonra yavaş yavaş kaynar suyu dökeceğiz. Normalde reçetemde 75 gram kaynar suyu yazıyor. Ama kaynar suyu parça parça eklemenizi tavsiye ederim. Ben 25-25 gram ekleyeceğim. 30 oldu. İyice karıştıracağım. Hamurun kıvamına bakacağım. Ondan sonra tekrar ekleyeceğim. Toplam 51 gram su ekledim. Bu kıvam benim için uygundur. Şöyle gördüğünüz gibi şeyin üzerinden damla damla çıkıyor ve durmuyor. Biraz daha karıştırayım. İçindeki parçacıklar tam gitsin. Hamurumuzu bir kenara koyuyoruz. Elmamızı rendeliyoruz. Ben de sebzeleri ve meyveleri yıkadıktan sonra kurulama alışkanlığı var. Elmaları kestim. Şimdi onları tek tek rendeleyeceğim. Hamurumuzu alalım ve elmaları içine ekliyoruz. Bu arada Star King elmayı sevme sebebimi de söyleyebilirim size. Ne kadar sulu olduğunu görüyor musun? Ve iyice karıştırıyoruz elma hamurumuzla birleşene kadar. Hatta daha da lezzetli olsun diye ben
tarçın ekleyeceğim. Çünkü ben elmaya tarçını çok yakıştırıyorum. Ve tekrar karıştıralım. Bu hamurun içine başka baharat seversiniz. Zencefil gibi. Ya da başka böyle aroma verici tatlılarla normalde kullanabilen baharatlar. Onları da ekleyebilirsiniz. Tavayı ısıtıyorum. Şimdi çok az miktarda ayçiçek yağı dökeceğim. Ve bunu biraz ısındıktan sonra peçeteyle dağıtacağım. Ateşimi kısıyorum. Ve yemek kaşığı kullanarak, çünkü kreplerimiz mini krep olacak. Kaşık kaşık kreplerimizi tavaya döküyorum. Ve kapakla kapatalım. Kreplerin üstü tam bu şekilde piştiği zaman kreplerimizi çevireceğiz. Bu şekilde görünüyor güzel kreplerimiz. Kreplerimiz pişerken birkaç haberim var. Dünkü toplamaya çalıştığımız masa olmadı. Maalesef onun iade talebi oluşturdum. Ama pazartesi günü, bugün pazar her yer kapalı. Pazartesi günü evide.com diye bir yer göndermiş. Trendyol üzerinde söyledim ben masayı. Evide'ye arayacağım ben. Bakalım inşallah şey yaparlar, yardımcı olurlar. Her türlü denedik. Zaten şeydi, içinden kurma şeması da çıkmadı. Onun için ben direkt onları arayacağım. Ama çok üzüldüm gerçekten. Hani yine de yeni yıla yetişir diye umuyorum. Çünkü bu masayı ben gerçekten çok istiyordum. Bir de hani onun üzerinde yemekle alakalı yapılış videoları çekmekte daha hoş olur diye düşünmüştüm. Tam pişene kadar eşim yemeğini hazırlayayım ve bizim müthiş semirtme kahvaltının ufak ufak şöyle bir sürü ben kahvaltılık tabağı aldım yanıma. Sebze, reçeller falan filan hepsini hazırlayacağım. Arkadaşlar şu şekilde serpme kahvaltı hazırladım. Bu hariç hepsinden azar azar yenecek. Ben bugün tartacak yiyeceğim. O yüzden tabak olarak size göstermiyorum. Çünkü her seferinde tabak çekmek çok zor olur. Ama toplu olarak yazacağım. Göster ne yiyorsun? Çilekli muz. Ben de elma. 1980 mi diyor? Bak eski dönemde geçiyor. Saat 4:30 ve öğlen yemeğimizi şimdi yiyeceğiz.
Burada biraz önce yaptığım buğdaylı tavuk. Tavuğu geçen gün kefirle ve kajun baharatıyla marine ettim tavuk. Bir iki gün önce baharatın içinde durdu, o iyice harmanlandı. Bir de buğday var. Normalde aşurelik buğday diye satılıyor ama normal pilav olarak da yenebilir o. Hatta çok sağlıklıdır. Bu şekilde yaparsanız, normal haşlarsanız da çok sağlıklıdır. Çünkü bunun proteini çok yüksek ve yağsı çok düşük. Tabii ki de karbonhidratı her zamanki gibi yüksek ama bu çok güzel bir lif kaynağıdır. Ve tabii ki de salata var. Burada iki kişilik salata var. Eşimle tabii ki birlikte yiyeceğiz çünkü bugün pazar günü evdeyiz. Ve bu arada bugün sabah annem de söyledi. Bu aslında yılın son pazarı. Gerçekten hiç aklıma gelmedi. Normal pazar günü davranıyordu ama böyle bir özelliği de var bu pazarın. Şu an saat 6. Birazcık çalışma kararı aldım. Hatta yarım saattir buradayım. Yani bir sonraki ikinci vlog videoyu yarın paylaşmak için şu an hazırlıyorum. Aslında bugün daha erken çalışacaktım ama biraz tembellik yaptım. Yani pazar günü sonuçta. Hatta yılın son pazarı. Ve normalde benim iş rutinime göre ben pazar günü hiçbir zaman izin yapamadığım için şu pandemiden dolayı bizim evde kalmamız aslında bana çok iyi geldi. Evet arkadaşlar, akşam yemeğimiz bu şekilde görünüyor. Burada öğlen için yaptığım buğdayla tavuk var, yoğurt, biraz çeçil peyniri ve kaşar. Bunun yanında az bir şey sebze yiyeceğim, öğlenden kalmış sebzelerden. Ve bundan sonra akşama yatana kadar bir tane protein yapacağım kendime, onu içeceğim. Something's up with it. But there's not.